Merhabalar, Ordu gündemiyle karşınızdayız. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ordu'ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler'i ziyarette bulundu. Bakan Dönmez, her gelişinde çehresi daha da güzelleşmiş bir Ordu bulduğu için Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler'in göreve geldiği günden itibaren bölgeyi çekim merkezi haline getirmek amacıyla çalışmalarına başladığı sıcak hava balon turizmi, Menderesleriyle ünlü Aybastı Perşembe Yaylası'nda uygulamaya geçiyor. 2020 yılında sportif amaçlı olarak sıcak hava balonu uçuşuna izin verilen Aybastı Perşembe Yaylası artık turizm amaçlı uçuşların da yapıldığı bir cazibe merkezi haline geliyor. Türkiye'nin önde gelen basın kuruluşlarının köşe yazarları Ordu'da bir araya geldi. Ordu'yu ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarını gezen gazetecilerden ortak düşünce olarak Ordu'nun kabuğunu kırdığı ve her alanda kendisini geliştirdiği vurgusu yapıldı. Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmi Güler'in öncülüğünde hayata geçirilen sosyal marketle ihtiyaç sahiplerine ulaşılıyor. Türkiye'deki diğer örneklerinden farklı bir sistemle çalışma yürüten Ordu Büyükşehir Belediyesi, kurdukları online sipariş sistemiyle kentte ulaşılmadık kapı bırakmıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Altınordu ilçesinde bulunan Ulu Cami'nin zemin katında hayata geçirdiği kütüphane projesi tamamlanarak kullanıma açıldı. Kitapların raflardaki yerini aldığı kütüphane, modern kullanım alanlarıyla çocukların ve gençlerin yanı sıra yetişkinlerin de kullandığı çok yönlü bir yaşam alanı haline geldi. 17 plajda 75 personelle Ordu sahillerinin güvenliğini sağlayan OSKEM ekipleri, 18 Haziran'dan bu yana il genelinde 90 boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşa müdahale ederek yaşama tutunmasını sağladı. Ordu'yu ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtacak mimari ve sanatsal dokunuşlara önem veren Büyükşehir Belediyesi, şehre giriş konumundaki kumbaşı mevkiinde bulunan boş duvarı 220 kapının yer aldığı bir duvar resmine dönüştürdü. Yeni haftada tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.